Merhaba arkadaşlar, günaydın hepinize. Biliyorsunuz bir önceki videoda milli mücadele dönemini başlatmıştık Mondros Ateşkes Antlaşması'yla. Cemiyetler kurulmuştu, Kuvayi Milliyeciler oluşturulmuştu, birçok tepki göstermiştik farklı alanlarda. Hatta en son Mustafa Kemal'e de bakmıştık ne yaptı Mondros'a karşı tepki olarak diye ve şöyle bir cümle kullanmıştı. İstanbul'da kalınarak hiçbir şey yapılamaz demişti. 6 aylık sürenin sonunda vardığı sonuç buydu. Şimdi ne yapacak kendisi? Sürekli Anadolu'ya geçmek için bir çaba harcadı bu 6 aylık sürede ve beklediği fırsat da ayağına geldi. Şimdi bu konumuzla başlayacağız. Yeni bir üniteye geçiyoruz. Milli mücadele hazırlık dönemi artık burada. Savaşlara doğru bakın, milli mücadeleye doğru geçtiğimiz bir dönem olacak bizim bu kısım. Neyle başlıyor? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlıyor. Mayıs 1919'dadır aynı zamanda. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi ben size başka bir soru sorayım. Hiç aranızda acaba, hatta Mercan'a da sorayım hemen bulmuşken seni orada. Atatürk'ün doğum tarihini bilir misin mesela? Ya da siz de bilir misiniz? Düşünün bir. Atatürk'ün doğum tarihi. Hani biliyoruz 1881 doğru ama mesela benim 20 Haziran 1990. Acaba onun kaç? 19 Mayıs'ı doğum tarihi olarak. Bravo. Biliyor muydunuz bunu bilmiyorum. Mustafa Kemal bu günü, Anadolu'ya çıktığı günü doğum günü olarak kabul eder. O da şöyle olmuş. Hatta nüfus cüzdanında falan yazıyor. 19 Mayıs 1881 yazıyor orada. Şimdi İngiltere'nin kralı 1930'lu yıllarda Atatürk'ün doğum gününü kutlamak istiyor. Böyle dünya genelinde bu milletler cemiyeti aracılığı da bir şey olacak. Bir mektup gönderiliyor ve işte doğum tarihimizi diyor araştırdık bulamadık. Acaba diyor ne zaman hani bizi bilgilendirin. Biz de bir sonrakinde bu kutlamayı gerçekleştirelim demişler. Yaveri de okuyor ve çok dikkatini çekiyor. Ya gerçekten diyor biz diyor ülkeler kurduk, işte savaşlar yaptık, düşmanları yendik, ettik, bir sürü olaylar gerçekleşti. Hiç bu adamın doğum gününü kutlamadık bu arada. Acaba diyor ne zaman? Ben de merak ettim diyor. Hatta telgrafı Atatürk'e götürdüğü zaman kendi de soruyor. Merak ediyor. Diyor ki ne zaman diyor gerçekten doğum gününüz diyor. Atatürk de şöyle bir cevap vermiş. Annem demiş hep bir bahar zamanı olduğunu söylerdi. Ancak demiş net bir tarih yok. Neden demiş bu tarih benim Anadolu'ya çıktığım gün olmasın? Çünkü demiş benim Anadolu'ya çıktığım gün aynı zamanda doğduğum gündür demiş. Yani konunun önemine dikkat edersen bak adam şu günü, bu çıktığı günü doğum günü olarak kabul ediyor. Çünkü o günü sıfırdan başladığı gibi düşünüyor. Çünkü gerçekten o kadar zor zaman geçirdi ki İstanbul'daki o sürecinde hiçbir şey yapamıyordu. Ve şimdi işte o beklediği fırsat ayağına gelince o da bakın bu fırsatı tepmeyecek. Şimdi neden gönderildi? Bir biz buna bakalım ne yapmış burada. Bölgedeki karışıklığı durdurmak istiyor kendisi. Bir de Türklerin elinden silahları toplamak istiyor. Şimdi genelde bu ilk madde anlaşılabiliyor. İkinciyi çok anlayamıyorlar. Ya diyorlar niye Mustafa Kemal Türklerin elinden silah toplasın? Bu adam daha da silahlandırmadı mı onları? Daha da teşkilatlandırmadı mı? Hani mücadele başlasın diye deniyor. Zaten şimdi şöyle düşünsen. Gönderen kim burada Mustafa Kemal'i? Osmanlı hükümeti. Yani sen şu iki maddeye bakarken Osmanlı hükümetinin gözünden bakman gerekiyor. Yani bunları Mustafa Kemal yapıyor gibi düşünme. Ama kendisine sonuçta verilen emir yapması istenen şey bu mu? Evet. O zaman sen bunları kabul et. Özellikle ikinci madde biraz burada insanların kafasına yatmıyor. Zaten toplamadı yani burada yazdığına bakmayın. Hatta tam tersi gitti ne yaptı? Tam da onları böyle teşkilatlandıracak, silahlandıracak şekilde örgütleme devam etti. Şimdi nasıl oldu peki bu kimsenin beklemediği Samsun'a çıkış mevzusu? Hatta bir önceki videoda görmüştük arkadaşlar ne diyorlardı Mustafa Kemal'e? Ya sen Samsun'a çıkmak istiyorum işte ya da Anadolu'ya çıkmak istiyorum falan diyorsun ama çok hayalperestsin demişlerdi. E bak şimdi fırsat ayağına geldi. Zaten bu o kadar böyle zordur, o kadar önemli bir süreçten geçilmiştir ki bu olabilsin diye. Mustafa Kemal mesela nutukta şöyle bir cümle kullanır. Elime der o görevlendirme kağıdını aldığım zaman mutluluktan kanatlanıp uçmamak için kendimi zor tutuyordum. Sanki artık önüme bir kainat açılmıştı. Oraya doğru uçmak istiyordum diye bir cümle kullanıyor bakın kendisi burada. Yani ne yapmak istiyor? Böyle özgürlüğüme kavuşmuştum artık. Mutluluktan uçacaktım gibi düşünüyor. Çünkü gerçekten çok zordu Samsun'a çıkabilmek. İngilizlerin kontrol ettiği bir şehir. İstanbul hükümeti seni göndermeyebilir buraya. Yani birçok bela vardı burada Mustafa Kemal'in başında. Ancak şimdi şöyle düşünün. Resmi bir görevle gitti. Yani adamdaki şansa bak bu sefer de burada. Resmi bir görevlendirme belgesiyle resmen altın tepside onu şimdi ne yapacaklar? Anadolu'ya gönderecekler. Şöyle olmuş olayda. Samsun'da bu dönemde karışıklıklar çıkıyor. Mondros'ta da bir madde var. Ne diyor? Nerede karışıklık olursa ben orayı işgal edebilirim demişti. İngilizler biraz insaflı davranıp demişler ki Osmanlı'ya. Bak Osmanlı demişler burada bir sıkıntı var ben burayı işgal edeceğim. Git şuradaki karışıklığı durdur yoksa demiş başına gelecekleri biliyorsun.
Osman da buraya gönderecek, böyle harıl harıl bir tane komutan arıyor. Kimi göndersem, kimi göndersem diye. Ve o hani arkadaşları vardı işte, anlattı planlarını, şöyle yapmam lazım, böyle yapmam lazım diye. Onlar da şimdi gidip Osmanlı hükümetine kulis yapıyorlar. İşte diyorlar Mustafa Kemal var, Çanakkale'de şöyle başarıları var, Kafkas'ta şöyle başarıları var. Suriye, Filistin'de bunları yaptı, şu an boşta, yeni geldi işte İstanbul'a falan, böyle anlatıyorlar bunu. Bir fırsat doğuyor, çağırıyorlar, konuşuyorlar ve çok temiz bir olarak görüyorlar. İşte iddiatçılıkla bağlantısı olmadığını görüyorlar. Herhangi bir kendilerine bir sıkıntı yapmayacaklarını görüyorlar. İngilizlere falan da danışılmış tabii. Hepsi buna onay verince kendisi ne yapıyor? Samsun'a çıkmak için artık burada yola çıkıyor. Hatta diyorlar ki geminizin batırılma ihtimali var. Dikkat edin diyorlar. Mustafa Kemal şöyle bir cümle kullanmış. Kafamdakileri yapamamak zaten benim için ölmekle eşdeğerdir. Onun için yola devam edeceğiz demiş. Ne kadar bak böyle dik durmuş burada. Korkabilirdi. Ancak işte şöyle düşünün. Bu fırsat ayağına bir defa gelir. Yani sen burada dersen ki ya gemi batırılabilir mi? Tamam hadi yarın yola çıkalım dediğin anda bütün plan suya düşer burada. Çünkü bu tarz şeylerde tek bir şans geliyor ayağına. Mustafa Kemal de bakalım çok güzel değerlendirmiş. Ne olarak gönderildi kendisi? 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilmiştir burada. Çok geniş yetkilidir. Birçok alana da böyle emir verebilir aynı zamanda. Böyle bir yetkiliye çıkmış kendisi. Sonra, şimdi bu 19 Mayıs ya. Aradan 3 gün geçti. 22 Mayıs 1919 günü geldi. Ne yaptı Mustafa Kemal? Bir rapor gönderdi Osmanlı'ya. Oradaki gözlemlerinden sonra. Raporda da şunlar yazıyormuş bakın. Bölgedeki karışıklıktan Rumlar sorumlu. Bu bir. Manda ve himayeye tahammül yoktur. Bu iki. İzmir'in işgali haksızdır. Bu da 3. 3 maddelik böyle kısa, güzel, temiz bir rapor göndermiş kendisi. Şimdi Mercan'a burada o zaman bir soru. Siz de düşünün bu sırada. Şu 3 maddeden baktığın zaman hangi ikisi konuyla çok alakasız? İzmir'in işgali ve Manda himayesi. Değil mi? Yani şöyle düşün. Sen adamı gönderiyorsun Mustafa Kemal. Git karışıklığı durdur. Silahları topla geri gel. Değil mi? Sen emir veriyorsun. Yani sonuçta sen de emir verin bu adam. Yani. O da diyor ki, valla siz beni de gönderdiniz buraya diyor. Türkler problemli ama diyor. Yo diyor, bak diyor, Rumlar problemli diyor. Yani aksini iddia ediyor. Aynı zamanda da konuyla hiç alakası olmayan manda ve imaya tahammül yoktur diyor. Bir de diyor ki İzmir'in işgali haksızdır. Değişik bir durum var burada. Şimdi senle bir tiyatro yapacağız burada. Hem öğrencilerin de kafasına yerleşsin diye. Şimdi sen diyelim sadrazamsın. Tamam. Ben de padişahım. Rapor gelmiş sana. Sen de bana arz edeceksin şimdi bunu. Şimdi bu 3 tane maddeyi bana oradan yavaş yavaş söyle. İşte o padişahım dedi. Mustafa Kemal'den rapor geldi falan. Sıslı artık araları. Padişahım. Evet. Samsun'a yolladığımız Mustafa Kemal'den rapor geldi. İlk maddede diyor ki, evet. Bölgedeki karışıklıktan Rumlar sorumlu. Şimdi ben padişahım şöyle yapardım ben. Hadi ya biz Türkler problemli diye göndermiştik ama demek bak Rumlar problem çıkartıyormuş dedim. Tamam. İki. Manda ve himayeye tahammül yoktur. Şimdi bunu duydum. Şöyle yapmam mı ben? Şimdi bir daha bakalım. Manda ve himayeye tahammül yoktur. Şöyle yaparım ben değil mi? Neden? Yani derim ki içimden ne alaka? Manda ve himayenin zamanı ve sırası mı şimdi? Ben seni Samsun'a göndermişim. Sen bana ne diyorsun? Ben biraz sinirlenirim şimdi burada. Şöyle derim. Başka madde var mı? Var padişahım. Son madde. Neydi o da? İzmir'in işgali haksızdır. Ben şimdi Vahdettin olsam şunu yapardım. İzmir işgali haksızdır dedin ya. Şöyle yapardım. Sıçtık derdim. Gerçekten bunu derdim. Neden? Çünkü bu adam bak ne yapıyor? Bana bir tepki gösteriyor. Değil mi? Bir şey yapıyor bu adam. Diyor ki siz diyor 4-5 gün önce hatta bir hafta önce işgal olmuş İzmir'e tepki göstermediniz. Siz diyor manda bir himayecisiniz. Benim tahammülüm yoktur. Yani resmen bak çok çok incelen bir ayar değil mi bu? Tabii. Direkt söylüyor mu? Söylemiyor. Ama çok güzel benim böyle uykularımı kaçıracak şekilde böyle hani ulan biz acaba yanlış adamı mı gönderdik? Keşke göndermese miydik? Acaba çağırsak bu adam geri gelecek mi? Tarzından böyle bir düşünce oluşturdu bende. Onun için biz bunu şimdi ne diyeceğiz? Altına siz de not yazın bu sırada bunu. Deyiniz ki Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetinin emirlerine aykırı davrandığı ilk olaydır bakın bu. Daha önce bu adama nereye dendiyse gitmiş. İşte Mustafa Kemal git ne bileyim Şam'a gidiyor. Git Trablusgarp'a gidiyor. Çanakkale'ye, Kafkas'a, Suriye, Filistin gidiyor. Samsun'a gidiyor. Ancak artık burada diyor ki bir dakika. Çünkü artık o kadar böyle maalesef ki peşkeş şeker hale gelmişler yani resmen ülkeyi. Hiçbir şey yapmıyorlar. Çok teslimiyetçi bir politika var burada. Artık Mustafa Kemal tepki göstermenin zamanı geldi demiş. Ve bakın bu iki kelimeyle özellikle manda ve himaye tahammül yoktur ve İzmir işgali haksızdırla ilk defa emirlere karşı gelmiş burada. Güzel oynadım Ercan. Teşekkür ederim. Sonra geçtim Havza Genelgesi'ne. Şimdi Havza Genelgesi'ni çözmek istiyorsanız sorularda bizim bir tane anahtar kelimemiz var. O da şudur. Miting. Bu kelimeyi gördüğünüz anda sorunun cevabı havzadır her zaman. Açılımı da şöyledir. Mitinglerin nasıl yapılacağını öğretiyor Mustafa Kemal burada. Şimdi önce bakın dikkat ederseniz ne yaptı?
kendisi bir tepki gösterdi bireysel olarak. Şimdi ne yapacak? Halkı örgütlemeye çalışıyor. Çünkü biz mitingden yorum yapabiliriz. Mesela nasıl bir yorum yapabiliriz? Artık insanlarda milli bilinç uyandırılmaya çalışılıyor bak demek ki. Artık milli bir uyanış olsun isteniyor. Nasıl böyle demokratik bir tepki gösterilsin isteniyor. Elimize silah değil de işte böyle megafonla düzgün bir şekilde sesimizi çoğaltarak mücadele edelim isteniyor. İşte artık bu saatten sonra Havza'yla beraber başlamıştır bu. Mitinglerin nasıl yapılacağını öğretiyor. Bakın sakın unutmayın, anahtar kelimemiz bu. Şimdi bakalım içerik bilgilerine bir. İşgaller mitinglerle protesto edilmeli. Bak geçiyor burada görmüş olduğunuz gibi miting kelimesi. Hatta ilk mitingi de Mustafa Kemal bizzat kendisi burada yapar. Öyle uygulamalı bir şekilde de göstermiştir insanlara nasıl yapılır, nasıl konuşulur, nasıl hitap edilmesi gerekiyor falan. Hepsinden bahsetmiş kendisi. Ve uyarıda bulmuş. Demiş ki bak, mitinglerde yine bak geçiyor. Hristiyanlara kötü davranılmamalı demiş. Yani bu Mustafa Kemal'in Hristiyanları çok sevmesinden mi kaynaklı? Hayır tabii ki de. Niye böyle bir durum var burada? Çünkü diyor ki haklıyken haksız konuma düşmeyelim. Çünkü diyelim mesela miting İzmir'de. Ben İzmir'de gittim Hristiyan'ı öldürdüm. Ne olacak burası? Daha da sert çıkarılacak. İşte Antalya'da. Diyelim ki ben orada Hristiyan'ı öldürdüm. İtiraflar hemen buraya işgal edecekler. Çünkü Mondros'un maddesi var. Nerede karışıklık olursa ben oraya işgal edebilirim diye. İşte özellikle bak demiş ki Hristiyanlara kötü davranmayın. Ve son maddede de diyor ki Osmanlı hükümeti telgraflarla protesto edilmeli demiş burada. Yani resmen bak artık niyetini ciddi ciddi bir şekilde belli etmiş burada. Şimdi sen yine sadrazamsın. Yine sadrazam oldun. Bu üç maddeyi bana okuduğun zaman artık işin padişah olarak ben biraz daha ciddi olduğunu anlar mıyım burada? Anlarım değil mi? Bak ne diyor artık? Onu protesto edin diyor. Ona karşı miting yapın diyor. Bunlar hep beni gösteriyor. Hükümeti yolluyorsun değil mi? Tabii ona gönderiyorum direkt yani protesto var. Şikayet para yazmak gibi bir şey. E tabi şey bu. Cimer. Cimer'e yazıyor mesela. Tabi aynen buranın Cimer'dir hafıza gelen güzel. Ondan sonra ne yapmış burada epey padişahta? Demiş ki hemen çabuk demiş ona söyleyin geri gelsin. O demiş artık hani iyice cıvkını çıkarmaya başladı. Ama artık iş işten geçti. Sen bir kere onu altın tepsiyle Anadolu'da gönderdin. Çağırsan da yani boş çağırsın gelmez. Çağrıldı mı? Çağrıldı. Geldi mi? Hayır. Havzadan Amasya'ya geçecek. Bu o zaman bu videoyu burada sonlandırmış olayım. Bir sonraki videomuzda da Amasya'ya devam edelim.